Cumhurbaşkanı seçimiyle 28. dönem milletvekili genel seçimi sonuçları için itiraz süreci sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu'nun itirazları karara bağlamasının ardından kesin seçim sonuçlarını ilan edecek. Cumhurbaşkanı seçimiyle 28. dönem milletvekili genel seçimi için hazırlanan takvimde itiraz sürecinin ayrıntıları paylaşılmıştı. İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ya yapılacak itiraz süresi sona erdi. YSK, il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazları karara bağlayacak. Tüm itiraz süreçlerinin ardından YSK kesin seçim sonuçlarını ilan edecek. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından, Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere gümrük kapılarında seçim sandıkları yeniden kuruldu. İkinci tur oy kullanma işlemleri başta İstanbul Havalimanı olmak üzere gümrük kapılarında 20 Mayıs Cumartesi günü saat 8'de başlayacak. Gümrük kapılarında oy verme işlemleri 28 Mayıs Pazar günü saat 17'ye kadar devam edecek. Türkiye ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci oylamasına ilişkin seçim takvimi ise şöyle işleyecek. 18 Mayıs il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak. 19 Mayıs YSK tarafından kesin seçim sonuçları resmi gazeteyle radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek. 20 Mayıs gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemleri başlayacak. 24 Mayıs yurt dışında oy verme işlemi sona erecek. Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. 27 Mayıs seçim propaganda dönemi saat 18'de sona erecek. 28 Mayıs oy verme günü. 29 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi 17'de sona erecek ve yapılan itirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak. 30 Mayıs ilçe seçim kurulu kararlarıyla birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak. 31 Mayıs, il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ya yapılacak itiraz süresi sona erecek. 1 Haziran, il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar, YSK tarafından kesin seçim sonuçları resmi gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek. YSK tarafından açıklanan verilere göre seçimin ikinci turuna ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olacak. Buna göre seçimin ikinci turunda 50 artı 1 şartı aranmayacak ve en çok oyu alan aday 13. Cumhurbaşkanı seçilecek.